I'll be forcing and forcing my sound. Piss Chris down. Dokuz. Dokuz mu? Dokuz. Saymayacak mıydınız geri? Yani. Ama burada işte babalanın belki de prensibi bu. Hoşuma gitti. Sadece dokuz demek. Dokuz. Siz de falan. Hani rahatlık belirtisi büyük ihtimalle. Rahat olun yani gibi. Ha. Rahat mısın peki? Gerildim ben dokuzdan sonra. Peki ben buraya gelene kadar ne giyeceğim, ne yapayım, duşumu daha mı uzun alayım falan gibi şöyle şeylere girdin mi? Hayır. Ben dışarıdaydım, sabahtan bir işim vardı, az uyudum zaten. Tabii iş yapan oyuncu. İş yapayım diye uğraştığım için şu an yoğunum. Peki ikimizin de hoodie giymesi ve sen sonra kararını değiştirmen yedek kıyafetin olduğu için yedek ben... Yedek değil ya, üzerimdeki ceketi böyle giydim. İşte ben... Senin de vardı, sen de kot giyseydin ya. Ben dekoltem çok senin kadar güzel olmaz büyük ihtimalle. Dekoltemde. Merhabalar herkese. Evet. Tekrardan merhabalar. Yine konuşacağız bir şeyler. Bizim hep zaten konuşasımız olduğu için. Bu sefer bu üçgen masa etrafında ve... Yeşil ve mavi ışıklar altında ve mikrofonlu ve kulaklıklı konuşacağız bu kez. Daha önce iPad'imizden kaydediyorduk aslında. Evet, o yüzden şu an bu şey setup böyle bir hafif hafif ama alışacağız ya. Alışırız ben bence. Çok stresim ya. Bağırma bağırma. Ha evet. Kulağımı açayım. Bana bayağı faşizm uygulanıyor. Ben programı devam edeyim. Şey, bayağıdır seninle de görüşmedik Fatih. Konuşacağım şeyler birikmiştir diye düşünüyorum. Evet, yani görüşmeyeli saçın uzamış. Aşk olsun ya, böyle mi yapılır insan bir ya? Bu kadar olmuş. Evet ya. Böyle oldu. Yani oradan başlayayım. Evet, sen gerisini... Çok güzel şaka yaptın. 9 gibi. 9 gibi. Gerisi sende 8 yıl. Var mı sorun? Hadi sen gir. Bugün ne konuşmak sorun, istediğimiz. Sorun? Hayır, sen yani sadece saçların uzamamış. Bir güzelleşmiş huzur. Olur. Güzellik var zaten. O ayrı da. Bir huzur gelmiş ama huzurla birlikte de böyle tam da huzur da gibi de değil. Bir uyuzluk da mı? Bir kenafirlik bir altta falan, öyle bir şey seziyorum. Nasıl? Ne yaptın? Sen nerelere gittin? Söyle, ben biliyorum. Ben Fethiye'deydim. Ondan sonra yoga ve nefes egzersizi yaptım. Nefes terapisi daha çok. Hayatım değişti diyemem ama bunu sürekli yapsam değişir, biliyor musun? Yani böyle hani bir kere bir değişim denen şey yok. Sonra hani bir istikrarlı kere de olmuyor olunca. Biliyorsun zaten yıllardır uğraşıyoruz, hala %100. Evet, hala hiçbir şey olamadık. O kadar da değil. Hani ben olamadım, pardon. Aşkım bu yani çok kendimiz üzerine çok çalışmış insanlarız sonuçta. Her şeyi kendi, deniyoruz. Kendi hakkımızda yedirmeyelim ya. Her şeyi deniyoruz mi? Aynen, şunu yapmak lazım yani. O yüzden de. Nefes terapisi yaptım. O kadar değişik ki mesela aslında bildiğimiz şeyler. Diyor ki mesela omzundaki yükler senin koyduğun, yani senin yüklerin değil, sana ait değil diyor mesela. Ya da atıyorum diyor ki sen davranışların değilsin. Sen düşüncelerin değilsin. Ya bir insan davranışları, düşüncelerini, Beste sordu hatta bunu. Yani konuşuyorduk. Davranışlarım değilsem, düşüncelerim değilsem kimim ben, neyim o zaman? Yani ben neyim, biri kimiyim mesela? Ben neyim? Yani... Atıyorum ruhum mu önemli? Ruhum muyum sadece? Ya da neyim ben? Davranışlarım değilim, düşüncelerim değilim. Bilinç. Ama bilinç de bir düşünce ya da davranış şey değil mi? İşte attım şu an. Basamağı değil mi? Yani bilinç gibime geliyor ama o zaman öz maya gibi. Yani ne bir kor. Hani bir çekirdek. Çekirdek diyebiliriz bence ya. Çekirdek ama mesela şimdi daha somut bir yerden atmaya çalışalım bunu mesela. Şimdi atıyorum ben bunu aldım, buradan buraya koydum. Bu benim bir davranışım, tamam mı? Lego'yu kullanacağım diye kullanılır. Ne yapacağım şaşırdım. Mesela bu benim bir davranışım oluyor değil mi gün sonunda? Bunu ben yaptığım zaman beni oluşturan parçalardan biri değil mi? Bu benim davranışım. Yani Deniz alır Lego'yu buraya koyar. Mesela bu beni oluşturan bir parça. Ay teşekkür ederiz. Ama davranışlarım değilsem, düşüncelerim değilsem... Ya bir insanın rahatlamak için ya da kendi iç dünyasına dönebilmek için... Neden davranışları olmadığını, düşünceleri olmadığını duyması gerekiyor? Kendimizi aklamaya mı çalışıyoruz? Aklımdan kötü bir şey geçirdiğim zaman ya da kendimle ilgili kötü bir şey düşündüğüm zaman... Ama bu ben değilim şu an, tam bu benim değil şu anda demek. Bu arada nefes terapisinde bunları konuşuyor ama çok iyi geldi bana bu arada. Ben hüngür hüngür ağladım yani. Ama hala kafamda şey var. Neyim ben o? Neyim abi ben? Sen nesin biliyor musun? Boş olsam ya. Ya burada bak benim fikrim şöyle. Ben buna hani bilinç... bilinç değil tabii ki. Yani bilmiyorum onun adı neyse de ben bilmiyorum şu an. Adını bilmiyorum ama onun... davranışlarım, duygularım... olmadığını şundan dolayı biliyorum. Daha doğrusu inanıyorum. Çünkü... atıyorum ben şimdi mutluyum ya. Mutluluğumu hissedebiliyorum ya. Hisseden kim?
Mesela şey yapıyorum, atıyorum bu bardağa uzanıyorum, alıyorum. Hani bu bardağa uzanma eylemini görüyorum. Ben takip ediyorum her şeyi. Yani içeride daha katmanlı bir yerde böyle bir kontrol merkezi gibi. Yani uçak havaalanlarında uçaklar için şey olur ya, böyle kuleler. Hı hı. Yani onları yöneten, ya yani izleyen... Zihin oluyorsun, evet, o zaman. İşte. Zihin mi? Hayır, zihin değil işte. Yani zihin değil bence bu. Otonom sinir sistemi. İşte onun adını bilmiyorum. O neyse, bence izleyen bir şey var içeride hepimizin. O işte öz mü? İşte maya mı? Öz maya mı? Öz maya da maya markası gibi oldu. Ama sen derinleşmişsin. Ben böyle... Ay pardon, Fatih. Pardon. Tam alışacağım. Allah Allah. Ya daha özür dilerim bir tanem bu arada. Kızma, vallahi, tamam mı? Bilmiyorum. Valla yani. Burnumdan getirir ha. Benim senden ya mı gıcırdıyor? Yok ya, senin burnundan getirmem. Yani başkası olsa. Başkasının burnundan getirirsin. Yok, seni seviyorum. Sever misin Öcalmayı? Öcalmayı... seviyorum galiba. Sen seversin bence. Yani Öcalmayı, ama şöyle bak. Öcü'de böyle uzun bir süre böyle hani... Planlı tamam. Sinsi bir şeyden bahsetmiyorum ama... Yok, ben süreden bahsediyorum. Biraz bana mesela şey... Süre açısından çok uzun süreler böyle bir şeyleri planlayıp sonra yapan biri değilim bence. Öcalmayı severim. Ama kısa vadim, mesela atıyorum sana bir gıcıklığın varsa bir haftaya bir çelme plan takmak isterim. Tamam sana. Mesela bu senin bir davranışın oluyor değil mi? İşte evet, yani mesela bir haftadan sonra unuturum sana neden sinir olduğumu. Tamam, bu senin gibi. Tamam okey, bu senin huyun, davranışın, aha, düşüncelerin. Hı-hı. Ama bunlar seni oluşturuyor. Nasıl sen değilsin şimdi bunlar? İşte ben de bilmiyorum. Bunu bir düşünelim istiyorum işte. Tamam, düşünelim. Sanki bütün podcastlerde de her şey sonuca varıyorduk. Var mı? Hayır hayır. Hayır, şöyle şimdi. Düşünmeye değer bir konu değil mi ama? Hayır, çok düşünmeye tamam. Değer bir konu ama ben şimdi sana biraz yaklaşmaya çalışıyorum. Çünkü sen yeni kamptan geldin, nefesler alındı, omlar tutuldu falan. Ben evde böyle hani kaşıya kaşıya geldim. Ben sana yaklaşayım, sen bana bence yaklaş. Ben sana yaklaşırsam. Ya da ortayı bulalım. O zaman sen bir yardımcı ol bana. Ben kendim konu açtım ya, aklıma gelen bir şey tamam, söyledim. Tamam, konuyu biraz daha ortaya çekmek için. OnlyFans. Ben de oraya yaklaşamam ki. Ben sen de... birazcık ya, ben şey yaparım. Sen yine eğilirsin biraz da konuya. Yani sen böyle daha deep ve derin, yani yoga kampı, nefes kampı, bunlar sen bayağı... Bir haftadır kendinle ilişkidesin bayağı, yani yoğun olarak. Evet, evet, ben evet. Hani kediler, köpekler, yani ara sıra aklım şey işte, kaygılar falan. Hani okay. Ama orada ben de öyle hissettiğim zaman. Ya bu arada tam böyle bir kapanmalı bir kamp değildi. İnziva değil yani. İnziva değildi. Ama şeydi ya, mesela atıyorum akşam yemeğimizi de yedik işte, içtik, eğlendik de falan, ama... O mesela sabah gerçekten 9'da kalkıp yoga yapmak. İşte 11'de nefes terapisine girmek. Orada ağlamak falan. Çok değişik ya. Yani ben böyle kendime çok acımasız davrandığım şeyleri tekrar fark ettim. Bilmediğim şeyler değildi bu arada. Sadece birilerinin söylemesi, tanımadığın ya da yeni tanıştığın birinin söylemesi insanda şey oluyor. Nasıl siktir lan, doğru söylüyor. Yani neden böyle bir şey yapıyorum ki kendime? Yani omzuma aldığım yüklerin birçoğu, mesela şöyle deneyimler yaşadık. Şimdi nefes aldırıyor sana. İşte nefes alıyorsun, veriyorsun. Ağzına alıp veriyorsun 30 dakika boyunca atıyorum. İşte mesela bacakların böyle kırık duruyorsun. Hı. Ben bacağımı sürekli uzatmak istiyorum. Sürekli yani. Ve kadın geliyor, düzeltiyor bacağımı. İşte yana açmak istiyorum, düzeltiyor. Böyle durmak istemiyor. Nedenmiş biliyor musun? Sonradan bedenimizdeki o nefes alma sürecindeki şeyi konuştuk, etkileri. Hı. Kök salmayı gösteriyormuş bacakların öyle oldu. Ve ben demek ki kök salmak istemiyorum hiçbir yerde. Hı. Benim korkularımdan biri bu. Hı. Ya da mesela işte... benim mesela yüzümde böyle dudağım atıyor, gözüm atıyor nefes alırken... Birkaç kişi daha, oyuncu arkadaşım da daha olmuş orada. Şey dedi kadın mesela direkt. Dedi hepiniz yüzümüzde para kazanıyoruz diye o kadar baskı yapıyorsunuz ya kendinize işte. O yüzden yüzün atıyor mesela nefes terapisinde. Kendine gerçekten döndüğün yerler oralar oluyor yani. İnsan kendine ne kadar zor lan. Gerçekten omuzlarımıza koyduğumuz hiçbir yükün bizimle alakası yok. Gerçekten hiçbirinin bizimle alakası yok bu arada bence. Yani çok dışa bağımlı. İşte bizim de kim olduğumuzu da bilmiyoruz ya. Bilmiyoruz. İşte bak, evet. Çünkü davranışlarımız da aslında, davranışlarımız olmamasının sebebi şu olabilir. Hep başkalarına göre, hep etrafımıza göre şekilleniyoruz çünkü. Hmm. Mecburen topluluk halinde yaşamak zorunda olan varlıklar olduğumuz için muhtemelen. Evet, çünkü yani aslında doğal veya olması gereken, sağlıklı olması gereken kendinden, yani ben seninle nasıl ilişki kuruyorsam, nasıl arkadaşlık ediyorsam, nasıl seninle sohbet etmeyi seviyorsam, nasıl seni seviyorsam, evet, nasıl sana anlayışlıysam, işte buradaki de hani kim olduğunu bilmediğimiz bu şeyde de, yani burası da, ama işte o en zoru işte. En zoru, nasıl çünkü seçeceğim? Göz gördüğünü seviyor ya da göz gördüğünü yargılıyor. Yani senin dışında bir şey olması lazım ki
lazım değil yani toplumda yaşadığımız için var zaten yani istemesek de. Dış etken var mecburen. Ama hani hangi davranışımın dışarıya göre, hangi davranışımın kendim özüme göre geliştiğini anlayamıyorum maalesef. Yani bizimki gibi bir toplumda daha da zor bunu küçüklükten beri gelen normlardan dolayı anlamak. Yeterince özgür büyüyemiyoruz yani ama yine de o ayrımı yapamıyorum. Ama şimdi anladım galiba davranışların değilsin, düşüncelerin değilsin olayı başkalarına göre geliştirdiğin davranışların değilsin. Başkalarına göre geliştirdiğin düşüncelerin değilsin gibi olabilir. Evet. Evet evet bak o çok basit bir yerden alırsak zaten öyle bence. Diğer tarafı da benim işte inandığım, neden inandığımı anlatmaya çalıştığım yerde orası. Yani yerde. İzleyen bir şey var içeride bunların. Ha. Gibi bir yer. Orasını cevap veremediğim için bu bana mantıklı geliyor. O da bizi yargılayan bir şey mi peki sence? Bence işte o çok tertemiz bir şey. Ha. O çok... Üzümüz yani o. Kutsal bir şey bence hepimizdeki o olan şey. Bana öyle geliyor. Yani bir şey bir yol tarif eder gibi anlatmaya çalışıyorum. Bilmiyorum ya adının ne olduğunu. Ha. Sadece hissi. Kutsal bir şey gibi. Yani o böyle işte... Ne hani, denir buna ya? Özümüz değil midir o? Yine sana mühendislik örneklerinden vereyim. Periyodik cetvelde şeyler vardır ya, numaraları vardır ya. Tabii neydi? Tabii, atom numaraları. Elementlerin. Atom. Onun gibi hepimizin farklı numarası var ve hepimiz hani uniyiz ya. 8 milyar mı insan oldu artık? 6 Hiç milyar ben değil. Neyse, bıraktım. Ben de saymayı bıraktım. hep yani 8 milyar tane var işte. Yani hiçbiri birbirine hepsi benzemediği farklı. İçin hepsi farklı. Hepimiz biriciyiz yani. Ve 8 milyar soru ben kimim? Bunun keşke muhatabı, sorsa herkes. Muhatabı da yok mesela. 8 milyar mı? Keşke birileri sorsa ben kimim diye. Yani 8 milyar ben çok iyi. Ben çok iyi niyetli düşündüm ya. Hani dünyada hani kaç milyar insan var? 8. 8 mi? 8 ama 8 milyar da düşünmüyordu tabii. Ha tamam, o iyi niyetlilik anlamında. Yani işte düşünen de o böyle hepimize has bir şey. Ama diğer tarafları tabii ki sen mesela atıyorum bana göre kendini değiştiriyorsan bir hareketin beni referans alarak yapıyorsan o hareket zaten senin değil. Ya da düşünce. İşte evet ama bunu ayıramıyoruz işte. O kadar zor, böyle olan o kadar orası. Hamur olarak, yoğur olarak başlıyoruz ki hayata. Bunu ayırabilecek yani ben atıyorum 31 yaşındayım şu anda. Şeyi tahayyül edemiyorum ya ben bunu kendim istediğim için mi yapıyorum yoksa birileri benden beklediği için mi yapıyorum mu ayıramıyorum mesela bazen. Ben 41 yaşındayım hala ayıramıyorum i̇şte yani. Demek ki bence bunu ayıramaz. Bence ayıramayacağız bunu hiçbir zaman. Bence ayırırsak işte zaten hani hayat çok sıkıcı yani olur. Ölelim falan gibi. Şey her zaman hislerden yola çıkıp ya başkası için yapıyorsam bile hani başkası benden beklediği yapıyorsam bile yine kendimizde iyi gelecek tarafını bulup ona göre bir... Madem hayat bizle oynuyor, biz de onunla birazcık oynamak mı acaba? Ya bir de bak bugün gelirken çok alakasız şimdi aklıma geldi. Hani olduğu kadar olmadı kader vardır ya. Hani mesela onu düşününce şimdi ben kim yani nereye bağlayacağım? Bak çok güzel bağlayacağım. Şimdi hani ben kimim sorusunu soruyorsun ya ben bir şeyim. Ve bir şey de değilim ya. Hani. Ve bilmiyorum. Ve başkalarına göre çok şekilleniyor ya. İşte olduğu kadar aslında sen olduğu kadar bir Deniz'sin. Ben olduğu kadar bir Fatih'im aslında. Yaratılışlarımız öyle. Ama biz o olduğu kadar bilgisi bence çok içeride bir yerde. Çok derinlerde bir yerde. Dolayısıyla biz onu çok kendimizle çalışıp işte yogalar, nefesler falan işte inzivalar falan yapıp oralara ulaşabilecekken çoğu insan ulaşamıyor zaten. Denemiyor bile. Aynen. Dolayısıyla orada o bilgiye ulaşamadığımız için çok derinlerde olduğu için de dıştan referans alıyoruz. Çok iyi bağladın bu yani, arada. Olduğu kadar... iyi bağlarım. Olduğu kadar... Biz işte olmayanı da oldurmaya çalışıyoruz ya. Yani aslında... Yani bizim bence insanoğlunun ızdırabı bence orada. Yani bu kendini arayış bitmemeli tabii ki ama... olmadığını da hani... Başkasına göre şekillenme mevzusunda olmadığına da ya tamam canım ben de o kadar değilim demek ki bu kadarım i̇şte, yani. İşte ama her zaman da diyemiyoruz. İnsanoğlunun şeyi galiba o. Sürekli ileri gitmek istediğimiz için yani neden olmuyor? Mesela bak, o zaman da sıkılacağız mesela. Mesela ben istediğim bu bir dönem eskiden hayatımda şöyleydim. Hatta babam bana şöyle bir şey söylemişti. Çok da böyle bu beni... çok ciddi bir şekilde söylediği için dedim bu gerçekten rahatsız edici bir şey. Şey demişti bana küçüktüm hatırlamıyorum ne zaman olduğunu. Belki lise falandır. Deniz dedi yani istediğin şey şu an olamıyor. Ve istediğinin olamayacağını sana defalarca söylemiyorum. Israrla bunu istemeye devam ediyorsun. Ya bak dedi bu güzel bir şey azim. Bunlar güzel şey. Ama olamıyor şu anda. Ve ben saldırganlaşıyordum mesela istediğim şey olmadığında. Hala ara ara bunu yapıyorum. Ama fark ediyorum en azından. O anda olmasa bile
sonrasında ya da o anın bir yerinde. Hani zararın daha erken bir yerinden dönüyorum. Ama işte böyle bir şey. Yani o isteme, o arzu, o tatminsizlik, doyumsuzluk bitmiyor işte insanda. Bunun da yine buraya yaklaşma, içeri yaklaşmaya çalışıp dışarıyı biraz mesafelendirmeyle oluyor. Galiba buraya döndükçe o istediğim şeyin olmaması kader demek ki. Evet, çünkü hani onun bir problem olmadığını artık anlıyorsun. Yani hani olduracağım, yapacağım. Bak bağırmadım. Bunu hani buraya girmiyorsun. Peki bir şey soracağım sana. Bir şeyi çok istiyorsun. İstediğin olmadığı zamanki küçük Deniz sıkıntısını başkalarından mı çıkarıyordu yoksa kendisinden mi? Hepsinden. Ben mesela kendinden çıkarıyordum. Başkası yani ben kendimi paralıyordum. Çok acayip. Küçükken mi diyorsun? Yani o anneden atıyorum annemin bana almasını istediğim bir şeyi almayınca annem şey falan diyordum anneme. Olsun anne paramız yoksa hani küçük Emrah falan bağlıyordum. Yani paramız yoksa almayalım. Ama şey ben de öyleydim. Ben daha böyle duygusal süreçlerde öyle biri oluyorum. Yani öyle biri oluyordum da. Ama mesela annem şeyi falan anlatır. Ben de öyle bir çocuk değildim. Öyle şeydim yani. Yok sen biraz şımaran. Hayır hiç değilmişim. Hayır aşkım yanlış tutma beni kimseye. Değilim ya annem babamı getiririm programı. Allah'a sordurtururum. Şey hayır annem şey derdi mesela. Hiç ısrar etmez yani. Onu alamayız dediğimiz zaman peki derdin tamam derdin diyor. Hiç de onlar bende böyle yaralayıcı bir anı bırakmadı mesela. Hani o kadar da istemiyormuşum demek ki falan. Önemli değil ama benim babamın söylediği şey atıyorum. Onu merak ettim. Ya ne bileyim mesela şuraya gidelim diyorum o anda belki hani. Dışarı çıkalım ya da hadi diyorum mesela. Ya da ne bileyim niye bekliyoruz diyorum. Bir şey başka daha böyle şey bir şey. Şımarıklık addedilecek bir şey. Ya da ne bileyim lisedeyim işte atıyorum. Dedim mi kitap almaya gideceğiz. Kitaplarımızı almamız lazım. Mesela babamın biraz işi var. Yarım saat sonra çıkacağız. Ben hadi şimdi çıkalım diyorum mesela. Öyle şeylerden bahsediyorum. Hatırlamıyorum anıyı tam olarak ama onu söylediğinde çok ciddi ve aslında çok işe yarar bir şekilde söylediği için onu hiç unutmuyorum. Bazen hayatımdaki insanlardan da bazen bunu duyuyorum. Tabii iki tane değiştirmek istediğim özelliğim var. Değiştirmek demeyeyim de dönüştürmek diyeyim daha güzel olur. Sabırsızlığım ki onu birazcık dönüştürebilmeye başladım. Bir de bu istediğim olmadığı zaman bazen şey oluyorum, öfkeli biri olabiliyorum. Evet, ilişkilerde zarar verici olabiliyor yani sürekli olarak değil ama mesela ben ısrar sevmem. Fakat bazen ısrarcı olabiliyorum. Ve bu adil değil yani. Hiç adil değil. Çok zor bir yere girdik. Nereden geldik buraya? Evet. Şeyden geldik. Ne dedin sen? Olduğu kadar açamadım olmadı. Konuyu. Olduğu kadar olmadığı kadar. Ha, yani evet. Yani olduğu kadar zaten. Yani başka ondan zaten ya memnun olacaksın. Ve çok fazla nöronunu yakmadan devam edeceksin hayatına. Ve hani o olmamış olacak. Okey. Ya da olmadı, niye olmadı? Al şöyle de olsaydı da böyle olurdu falan gibi bir yere dalacaksın. Öyle gideceksin işte. Ot gibi. Hem ot gibi hem de çok yorucu ya. Ot gibi olmaz değil mi? Diğer yoruculuk. Kadercilik de o kadar değil mi ama yani sürekli tamam bu kadarmış nasibim falan. Hayır o tamlama olarak söylüyorum. Yani o kalıp olarak. Ama yani hayır. Orada kaderi başka neye inancın varsa... Hayır inançtan demiyorum belki. Ondan demiyorum. Çok kabullenmiş değil mi o da ya her şeyi? Bu da buymuş demek. Olduğu kadar olmadı kader. Birazcık da böyle olmadı kader, çaba... Evet olmadı kadercilerin bir kısmı bence kolaycı. Çaba kısmını birazcık hayır. Bırakıyor çünkü. Olduğu kadarcılar da olmadığı kaderciler. Yani bunu full olarak hayatını böyle yaşamak biraz zor. Birazcık tutmak da istemez misin? Yani böyle bir çabalamak istemez misin? Ama bence bu... Bu laf klişe olduysa bence hani olduğu kadar olmadığı kader ya orada bence bir şeyler yaşanmıştır zaten. Yani orada birçok şeyi kastetmiyordur zaten aslında. Zaten çabalandı. Bir noktaya getirildi buraya kadar süreç. Oldu. Buraya kadar ve hani bundan sonra senin zaten bir kontrolün yok. Yani bir yere gitmeyecek. Yani bunu artık öğrenmiş tamam, oluyorsun ya. Yani denenmesi gereken, yapılması gereken her şey yapmış. Şey mi elinden geleni yaptıktan sonra sıra ayağından geleni yapmakta gitmek gibi mesela. Yoga ve nefesten sonra. Evet ben böyle biri oldum. Ya, ikizler ve yay. O zaman şey midir insanın mesela kendini yine ya gün sonunda da her şey aynı şeye bağlanıyor. Ben bazen böyle podcastlerimizde falan şey düşünüyorum. Biz hep aynı şeyleri mi konuşuyoruz gibi falan diyorum. Çünkü günün sonunda konunun sonunda her şey aynı şeye bağlanıyor. Kendiyle ilgilenecek insan yani. Kendinle ilgilenip bakacaksın. Ben de bu kadarımda bir kendiyle barışacaksın. Kendine zaman geçireceksin. Ya ben kimimin şeyi ayırmak çok zor işte. Üzerine dışarıdan binen yükleri hangisi dışarıdan hangisi benden geliyor hangisi atalarımdan geliyor falan. Bunu ayırmak çok zor. Aile dizimi falan filan yapmadığın sürece. O bile bazen işe yaramıyor çoğu zaman. Ama bence bazı şeyleri olduğu kadar kabul etmek. Olmayana da ister kader dersin ister evrenin mesajı dersin.
İster daha iyisi olacağı için böyle bu olmuyordur dersin. İstersen de 7-7-7 dersin ama öyle olmalı diye düşünüyorum ben. Biraz temizliğe giriştim. Evet, bak, sen buraya... Pardon, seni dinliyordum bir anda. Ben burada konuşuyorum ama yani. Valla olsun. Dinliyorum. Buraya özel aldığım not defterim ıslandı da o yüzden şey yapamadım. Hadi söyle, ne, bak, en son ne dedim? En son ne dedim? Ben bir yere bağlamak en istiyorum. En son ne dedim? Hayır bak ben... En son cümlem neydi? Hayır bu bence şey bir şey değil. Bunu kriter olarak almıyorum. Çünkü bu yalandan dinlemeyi şey yapar. 7-7-7 dedim. Onu ben söyleyeyim. O benim lafım zaten. Şeyi yalandan... Ama işte sana 7-7-7 demem... Seni dinliyor olduğum anlamına geliyor mu? Biliyorum, son cümlemi tekrarlamam beni dinlediğin anlamına gelmez. Ben anneme söylerim hep bunu. Çünkü o da beni dinlemez. Son cümlemi tekrarlar sadece. İşte değerli değil bence. Sen yemezsin bunu. Gibi yemiyorum. Bir yerden yemiyorum. Söylemedim. Evet. Dolayısıyla alamayacaksın ben de. Tamam aşkım. Okey. Bana resmen güvenmiyor. Bence daha değerli olan şey bağlamak. Mesela senin anlattıkların bende başka bir şey açtı. Ben kimim? Mesela bunu şöyle bir yerden alacağım. Mesela şu an ben Fatih'im. Yanlış bilmiyorsam. Buraya kadar her şey doğru. Buraya kadar her şey doğru. İyi geldik. Oh. Neyse. Mesela burada benim mikrofon olmadan, sesler, ışıklar olmadan... Sesçi, yakışıklı arkadaşım olmadan. Bir sürü yakışıklı ve hiç kadın yok ya. Var. Hayır bir tane var. Bir tanemiz var. Evet. Ona selamlar gönderiyoruz. Ben neyim? Toplu. Hayır yani bizim dışımızda. Mesela bütün bunlar bende şöyle şeyler uyandırıyor altta. İşte şu an izleniyoruz. Bu kurgu yapılacak. İşte komik mi olmalıyım? Ne yapmalıyım? Her şeyimi saçmalı mıyım? Düşük mü olmalıyım? Yüksek mi olmalıyım? Ne izlenir? Hangi muhabbeti şu an düşük konuşuyoruz? Bunların hepsi geliyor. Sana da geliyor. Dolayısıyla burada bunların hepsi geliyor. Bunların gelmesini engelleyemeyeceğiz hiçbir zaman. Burada aslında onlar geldikten sonra işte sen dur. Biliyorum. Sen de dur canım. Şu an seninle uğraşamayacağım. Yani seni de biliyorum falan. Tamam. Şunu şuraya bağlayabilirim. Olur. Okey. Bununla ilgili konuşmaya başlıyorsun. Evet. Yani hayır şey olarak da yani o kaygıların peşinden gitmiyorum çoğunun. Bazılarını gidiyorum tabii ki. Sonra kendimi geri çeviriyorum. Senin gözlerine bakınca anda kalıyorum. Güzel bağladım yine. Güzel bağladın. Dediğin doğru. Bende de mesela bu kaygı süreleri kısalmaya başladı. O iyi oldu. Yani mesela şu anda bir şeyle ilgili kaygılanıyorum. Tamam mı? Atıyorum. Mesela sonra diyorum ki ya hiçbir faydası yok. Üniversitedeyken de böyle mesela sınavdan çıkarız. Herkes soruların cevaplarını konuşuyor. İşte biri ağlıyor, biri üzülüyor mesela. Ben asla... Sen ağladın mı? Biz çok böldüm seni ama merak ettim. Ağlamış gibi. Oo çok. Ben bayıldım ya. Ben bayıldım. Nasıl tanıyorum ya? Üniversite sınavının sonuçları açıklandığında ben bayıldım lisede. Beklemiyordum o kadar kötü çünkü. Kötü dediğin kötü de işte de büyük 40 bin falandı. 100 beklerken 99 alan öğrenci. Bir kere de, sen bayağı. Evet bir kere 99 aldığımda edebiyat öğretmenime neden 99 diye sormuştum. Neden 99 ne abi? 95 ver bari. O kadar haklısın ki. Üniversite sınavına bayıldım ben. Bak. Birazcık seni o yıllar tanımasam bile. Bizim okul çok yüksek dereceler çıkarmıştı. Ben de çok kötü olmuştum. Orada da geride kalan deniz, geride kalır mıyım denizi kaygılanmış. Yediremedim kendime kaygılan. O zamanlar ya yani eskiden daha böyle abarttığım oluyordu. Artık kaygıların içinden geçebiliyorum. Artık böyle geliyor yani şimdi ben sizinle... Üniversitede de biraz başladım. Üniversitede de mesela şu oluyordu. Çıkıyoruz işte sınav sonucunu tartışıyorlar tamam mı? Ya diyorum ki ne olacak şimdi? Hadi şimdi öğrendin 50 aldığını. Ya şimdi sevmediğim öğrenme. Şey sınavdan sonra sınavı şey, tartışmak. Kaç yaptın? 7 mi yaptın? 7. Herkes 7 yapmış sen 5 yapmışsın falan bok gibi kalıyorsun. Hayır şey... mesela zaten sınav sonucunu öğrendiğim zaman kötü olduğunda üzüleceğim değil mi? Hiç dinlemezdim onları. Ben de dinlemezdim. Hiç, Allah belanızı hiç, versin. Hiç giderdim yani. Hiç. Çünkü hiç sevmediğim şey ya. Hiç sevmediğim şey. Yani bitti gitti mesela orada da olduğu kadar. Olduğu kadar. Yani o kaygının içinden geçmek lazım. Yani o anın kaygısı değil o. Değil. Yani sınav anındaki kaygı evet onun kaygısı olabilir ama sınav sonucu kaygısı sonucunu aldığın zamanki kaygı. O zaman başlamalı. O kadar haklısın ki. Çok iyi konuştum bu arada. Evet. Bu da çok iyiydi. Keşke o zamanlar da böyle düşünseydim de sınavlara ama o zamanlarda kafalı kızdın büyük ihtimalle. Sen gelecek vaat ediyordun yani. Evet. Potansiyelim. Başka insanlara bakınca. Bu anca şöyle olur falan. Oo parlak falan. Sağ ol bir tanem. Yine beni övdün. Her podcast'te beni bitiriyorsun. Bestilik budur Besti. Yani. Doğru söylüyorsun. O zaman benim konuşacaklarım bitti. Senin varsa konuşacağım. Benim var ama ben tek başıma konuşmak istiyorum. Defol falan. Ay bir dakika. Bu konuyla ilgili konuşacaklarım bitti artık. Benim de bitti. Tamam soru sorardın sen normalde. Bir kahve örneği verirdim bir şey yapardım. Yeteri kadar 5 bağlama yaptım. Doğru söylüyorsun. Gemici biraz... düğümü yaptın orada. Gemici düğümü yaptım. Doğru. Bir S. Ben OnlyFans dedi açtım sen hiç konuşma. Var mı hesabım? Yani programa gelmeden tabii ki heyecanlandım falan filan. Kendimle bile konuşmadım.
Yani seninle zaten konuşmuyoruz. Bayağı yani, küs gibiyiz böyle. Okey, orada mı falan, işle alakalı bir şey konuşuyoruz. Sonra ok mok falan gönderiyoruz. WhatsApp'ta da yazışmıyoruz hani şey olmasın diye. Mesela bu da baş kaygı yani. Ama çok konumuz iyi oldu. Ne konuşacağız? Konumuz biterse. Yok. Ama biz sağ olsun güzel, konuşuyoruz. Güzel, güzel konuştuk. İşte bak, güzel konuştuğumuzun hakkını önce biz veriyoruz. Yani birinden beklesek o diyecek işte bazı eleştirilerim var. Her yani tabii ki haklıdır kendine göre. Mutlaka yani ben de bir süre şey eleştiriyorum. Ben yani de eleştiriyorum. Dünyada %100 bir şeyi ya da bir insanı sevemezsin yani eleştirmeden. Ama önce biz yani biz buyuz. Biz hani bu sohbeti elimizden YouTube'a koyarız gibi anladın. Aynen. Gibi yani hani bir şey de vaat etmiyoruz zaten yani. Ben kendi adıma vaat etmiyorum. Sen vaat ediyorsan bilmiyorum. Ben vaat etmiyorum. Bitti. Bitti. Hoş geldiniz. Fatih, bir OnlyFans. OnlyFans / Escort. Turkish Romantic falan. Nikim. Turkish Delight. Turkish Yogurt falan. Greek. Beyaz ya. Uyanık ol, uyanık ol. Abi bilader. Kimisi gelir, kimisi gider, seni ziyan eder.